Rekorda tıklıyorum ama bir şey kaydediyorum. İnan hiçbir fikrim yok. Umarım kayıt ediyordur. Bir saniye bir telefonla görüşmem gerekiyor. Saniye. Ha geldim. Selam. Şöyle yapacağım. Şu an video capture'ım da açık. Ha. Şimdi bizden ne istiyordu? Tekrar bir bakmak istiyorum bir çözüm için. Bizden ne yapmamızı istiyordu? Okey. Tamam, sürekli null'unu ekleyip duracağız sanırım. Evet, kolon sayısını eğer ki bizden union select'te çözmemiz istediği için şunu union query atmamızı istiyor. O yüzden biz buraya deli gibi union query vereceğiz. Union select. Şimdi şöyle mesela ben union select'i seçmeye başladım. Ben buraya 1 virgül, 2 virgül, 3 virgül, 4 virgül yazmaya devam ederim. Burada kolon sayısını açtığım zaman bana bir hata vermesi gerekiyor. Bu da demektir ki hata verdiği sayı benim database'indeki kolon sayısı. Yani bizden bunu istiyor olabilir. Bakalım bir. Açıklamada öyle yazıyor en azından. Mesela 3 tane deneyelim bir. Ah, ne oldu? Çözdük mü? İki tane versek ne yapacaktı bize? Okey. Bizden union select query'si kullanmamızı istediği için normalde union select query'leri şöyle çalışıyor. Aslında quip bunu da gösterebiliriz. VX schools üzerinden. Bu bir SQL'deki bir operatör. Birden fazla kolonun sonucunu birleştirmek için kullanılan bir operatör. Fakat bunu kullanırken, bu operatörü kullanırken sizin doğru sayıda kolon sayısını vermeniz gerekiyor. Yani mesela 3 tane varsa, buradaki gibi 3 tane kolon varsa ve 3 yerine siz mesela union select dediniz, şöyle bir şey yaptınız. Union select 1,2 ekleyiniz, 1,2'yi kombinle dediniz. Burada siz toplam kolon sayısını vermediğiniz için size bir hata döndürecek. Aynı şu an burada yaşadığımız gibi. Mesela lab üzerinde şöyle query'mizi açarsak ben iki tane null'lar atma ben burada iki tane kolon var dediğim zaman bana database'den hata dönmeye devam ediyor. Hala database'de sıkıntı var hala. Ama hatta bir yaparsam da hata verecek şu anda çünkü birden de fazla var. Ya da 4 yaparsam da fazla hata verecek. Çünkü burada 4 tane kolon da yok. Öyle bir şansımız da yok. Ama doğru kolon sayısını bulursanız size hata vermeden sonucu döndürecektir. Şu an sayfada gördüğünüz gibi. Ben labda şey bekliyor falan sandım bizden. Database falan çekmemizi isteyecek sandım fakat herhalde böyle adım adım bir şeyler yaptıracak bize. Basit bir SQL injection zafiyeti tipi. Bulurken ne yaptık sadece? Bir tane önce tırnak attık. Tırnak attığımız zaman
Database'den bir hata döndü. Fakat bu hatanın dönmesinin birden fazla yolu vardı. Bunu doğrulamak için de eğer ki biz sorguları mı editleyebiliyoruz diye bunu doğrulamak istersek de sonuna bir tane daha tırnak attık. Yani daha önce açtığımız tırnağı kapattık. Şu an query normale döndü. Bunu attığımız zaman bize hatasız bir sonuç verdi. Bu da aslında SQL injection'ın burada kesin olarak bulunduğunu gösteren bir bulguydu bizim için. Daha sonra lab'dan bizden istediği union select injection'ını gerçekleştirdik ve lab çözülmüş oldu. En azından öyle yazıyor. Ve F5'teyim sayfayı. Okey. İkinci lab'la devam edelim bakalım burada ne var. Burada da yine bir SQL injection varmış. Bizden ne istiyor? Random value that you need to make a peer within the query results to solve lab. Yine bizden bir SQL injection zafiyetinde bir union query'si atmamızı istiyor. Fakat bu sefer içinde data olan kısmı bizden buldurmak istiyor. Şu anda bir sorusu olan var mıydı bununla ilgili? Varsa önce onu söyleyeyim, cevaplayayım. Biraz yavaş yapıyorum ama hızlı yapmak gibi bir amacımız yok diye sadece yavaş yapıyorum şu anda. Şu an zafiyet kasmaya çalışmıyoruz. O yüzden sadece konu atmaya çalışıyoruz. Bir yerde bir sorunuz olursa bakalım bunu çözmeye çalışalım bakalım bunda. Access lab diyelim bakalım. Yine muhtemelen aynı uygulama. Çünkü dediğine göre aynı yerde zafiyet var ama biz yine sıfırdan zafiyeti bulmaya çalışalım bir kendimiz. Clear history diyelim. Şimdi yine aynı benzer bir hatta aynısı. Yine buralarda gezerek bizim burada girdi verebileceğimiz her yeri bulmaya çalışıyoruz. Girdilerimiz bakalım. Başka bir sayfası var mı buranın? Başka bir sayfası görünmüyor. Bir de My Account sayfası var. Bu başka bir olay. Muhtemelen bu başka bir zafiyetten gösterecek. Yine SQL Injection'ın farklı bir zafiyetinden gösterecek burayı da. Bakalım isteklere. Yine Product ID'miz var. Yine kategorimiz var. Okey. Kategoriye bakalım yine. Zafiyet kısmı burada mıydı? Aynen tek tırnak attığım zaman bana default'ta bir hata veriyor. Çift tırnak atarsam bana temiz sonucu döndürüyor. Bu ne demek? Burada yine SQL injection zafiyeti var demek. Bizden istediği şeyi bir quick tekrar okuyayım. Ona göre biz de bir işlem yapalım. Ne diyor? Zaten burada yazıyormuş direkt. Database'in şu string'i almasını sağla diyor. Ha bu kolay. Tamam okey bu da kolay. Normalde az önce ben istek atarken null null yazmıştım. Bu sefer null null değil de kolon sayısını bulup bir tane kolona kendi girdiğim veriyi injekte etmem lazım. Bu nasıl olacak? Şurada quick alalım şunu bir. Yine hemen buradaki kolon sayısını bulalım. Union select null null diyelim bir. Hata var. Yine 3 tane mi kolon var burada da? Bakalım bir. İyi Allah'tan 30 tane falan vermemişler. Yoksa buraya 30 tane null yazmak zorunda kalacaktım. Hoş değil, hoş olmazdı bu. Şimdi database'in şu string'i almasını sağlamamızı istiyor bizden. Bu cidden basit bir olay. Sadece null yerine ben bana verdiği string'i yazarsam, gerçi tırnak sorun yaratır mı yok. Açtığım tırnağı kapattım burada. O yüzden sorun yaratmaması gerekiyor. Ops. Neresinde attı? Tırnakta mı hata çıktı acaba? Union select. Belki bu kolon üzerine kontrolüm yoksa, eğer ki kolon üzerine, buradaki kolon üzerine kontrolüm yoksa hatayı döndürmüş olabilir. Şunu yapalım.
Birinciye değil de ikinciye deneyelim. Hangi kolon üzerine kontrolümüz var? Evet. Şimdi bu ne demek? Hangisi üzerine kontrolümüz var? Bu ne demek? Biz database'den bir veri çekiyoruz. Bu dediğim gibi. Database'imizde de şöyle 3 tane kolon olsun. Bizim girdiğimizin yerleştirildiği kısım ikincideymiş. O yüzden ikinciye biz bir herhangi bir string gönderebiliyoruz. Sanırım bizden istediği şey buydu burada da. Bakayım bir quick. Aynen. Dönelim raporu. Başka ne diyor? Login bypass'lı falan bir şey yok. Normalde SQL injection zafiyetlerinde siz database'den veri çekebilirsiniz. Ek olarak login sayfalarını atlatabilirsiniz. Bir sürü işlem yapabilirsiniz. Şu an birazcık sıkıcı kısmını gösteriyor ama biz şöyle bir şey denesek. Mesela en basitinden SQL Map diye bir tool'umuz var. Biz bu tool'u kullanarak buradaki database'i çekmeyi deneyebiliriz. Sanıyorum ki burada da işe yarayacaktır. Şöyle bir alayım şuraya. Yani güvenlikle uğraşıyorsanız illaki duymuşsunuz. Hatta ulaşmıyorsanız da duymuşsunuzdur illaki. SQL Map, SQL Injection zafiyetlerini sömürmek için kullanılan bir tool. Bu tool aracılığıyla SQL Injection'ın bir sürü farklı şekilde sömürebiliyorsunuz. Bakalım. Mesela burada da SQL Injection zafiyeti var. Ben bunu sömürmek istiyorsam önce şurayı temizliyorum. Attığım query'yi temizliyorum bir. Şu an temiz halde, isteğim burada. Sağ tıklayıp Word'den copy URL dersem bana bu isteği attığım tam URL'i verecek. Yani şöyle tam URL'im burada. Zaten benim SQL query'lerini eklediğim yerde bu URL'in sonuydu. SQL Map benim için burada bir database çekmeye çalışabilir. Çok kolay bir kullanım olarak tire küçük u ile URL'i verdiğim zaman tire tire DBS dersen buradaki database benim için çekmeye çalışacak. Eğer ki bağlantımı kesen bir şey yoksa. Gerçi bizden cookie de isteyecek. Şimdi burası normalde giriş yaparak eriştiğim bir yer olduğu için benim. Ben doğrudan bu URL'i verdiğim zaman benim login sayfasına yönlendirebilir. O yüzden de zafiyeti sömüremeyebiliriz. Bu durumu atlatmak için benim zaten burada halihazırda bulunan cookie'mi kullanabiliriz. Şöyle yapacağım. Buradaki cookie'mi kopyaladım. Benim oturumumu tutan değeri kopyaladım. Sonuna tire tire cookie buradaki oturum değerimi verirsem ve şimdi DBS yaparsam sıkıntı olmadan evet. SQL Map de benim için şurada görmüş olduğunuz gibi buranın zafiyetli olduğunu söylüyor. Biz sadece lab'daki antrenmanlarla bırakmayalım. Bari database'de çekelim de bir şeye yaramış olsun. Bakalım bir. Aynı zamanda birkaç tane query atarak buranın database'ini de tahmin edebiliyor SQL Map. Burada PostgreSQL var dedi ama PostgreSQL olmayabilir ama güvendim şu an. Gerçi MySQL olması gerekiyor bunun diye düşünüyorum. Benim için şu an bu arkada bir sürü query atıyor. Aslında bunları da görüntüleyebiliriz query'leri de. Bakın bana bir sonuç döndürdü SQL Map. Bana diyor ki buradaki zafiyeti buldum. Burası zafiyetli. Bu da benim zafiyet tespit ederken gönderdiğim istek. Buraya hayvan gibi bir istek atmış otomatize olarak ve burada bir SQL injection zafiyeti olduğunu doğrulamış. Şimdi bu zafiyeti kullanarak buradan benim için database'i çekmeye çalışıyor. Tabii ki bunu manuel de yapabiliriz. Ama o kadar uğraşmaya gerek var mı sanmıyorum. Mesela burada güzel bir tane daha örnek var. Mesela normalde bir hata alarak buradaki SQL injection'i bulmuştuk tırnak atarak ama İlla tırnağa gerek yok. Mesela buraya bir time based payload verirsek, yani şu time based sizin SQL teknolojilerinde kullanabildiğiniz bazı fonksiyonlar var. Sleep fonksiyonları. Hani 5 saniye boyunca da
uyumayı sağlıyor herhangi bir database'de. Yani 5 saniye boyunca size sonuç dönmüyor mesela. Buradaki bir örnekte de bunu atmış. Mesela demiş ki ben şu payload'u kullandığım zaman burada database'den dönen sonuç kaç saniyede dönmüş? Bakalım. Şu an ben pgsleep fonksiyonunu kullandım. Bu PostgreSQL'deki bekleme fonksiyonu. 5 kullandığım için bana sonucun 5 saniyede dönmesi gerekiyor. Eğer ki burada SQL injection varsa. Burp'ün sağ alt köşesinde burada dönen yanıtın kaç saniyede döndüğü yazıyor. Şöyle göstereyim. REST URL böyle bir URL'de böyle bir API varsa mesela API'de siz bir parametre arıyorsanız şimdi iki tane belli başlı yol var. Bir tanesi API'nin dokümantasyonu varsa API'nin dokümantasyonuna bakmak buradaki URL'leri çekmek için. Ki bu da DOCS gibi dizinlerde bulunur. İkincisi brute force. Bu biraz daha zor. Ama şöyle zor. Mesela sen eğer ki REST bir API'ye bakarken istekleri görebiliyorsun belli başlı birkaç tane. Mesela bu ne olabilir? Mesela select country şeklinde bir parametre vardır. Ya da get country. Sen buradaki şemaya bakarak tahmin etmeye çalışabilirsin. Buradaki country değerini değiştirirsin sadece. Bunu tahmin etmeye çalışabilirsin. Veyahut daha otonom bir şekilde bulmak istiyorsan tabii ki daha zor. İlla ki hepsini bulabileceksin gibi bir durum söz konusu değil. Mesela The Wayback Machine kullanabilirsin. The Wayback Machine diye bir servis var. Bu sizin için internet indeksliyor ve sürekli bulabildiği şeyleri çekiyor. Oradaki URL'leri vesaire çekiyor. Buradaki URL'ler de indekslenmişse bu herhangi bir parametre, herhangi bir istek buradan bulabilirsin. İşte ya brute force ya eski URL'ler ya da dokümantasyonunu okuman gerekiyor. Yani hiçbirinde yoksa bulamayabilirsin. Yani yapacak bir şey yok ona. Hani baktın internette hiçbir yerde yok, dokümanı da yok. Sen de tutturamadın brute force atarak. Yani bulamayabilirsin. Bunun maalesef ekstra sihirli bir yolu yok bulmak için. Bakalım. Mesela SQL Map'in sonucu burada. Benim için database'i çekti public diye. Ben buradaki tüm verileri alabilirim şu anda istersen. Dump al atarak. Buradaki çekebildiği her veriyi buradan çekmem mümkün. Zafiyeti kullanarak. Tabii şu an buna gerek yok ama. Diğer zafiyetler de hep böyle basit basit öğretmeye yönelikmiş. Şuna bakalım direkt. Mesela SQL Injection'da bir login bypass var. Mesela bir login sayfası var. Buradaki login sayfasını açmanız gerekiyor. Ops solution'a baktık. Ops. Mesela bu nedir? Bir login sayfamız var. Bizden bir girdi alıyor. Username, parola neyse işte bir girdi alıyor bizden. Eğer ki bu sayfa üzerinde bir SQL injection varsa herhangi bir user olmadan sayfaya giriş sağlayabiliyorsunuz ama şu an bug bounty vesaire yaparken SQL injection bulma şansınız biraz düşük açıkçası. Özellikle yeni frameworklerin falan kullanılmasıyla beraber artık SQL injection pek çıkan bir zafiyet değil. Şöyle çıkabiliyor genel olarak. Eğer ki karşıdaki firma kodunu kendi yazdıysa baştan, yani tamamen kendisi yazdıysa burada bir SQL çıkma şansı yüksek oluyor ama eğer ki hazır bir şey kullanmışlarsa mesela Entity Framework olabilir ya da PHP için Laravel olabilir. Hazır bir şey kullanıldıysa buradan bir SQL Injection zafiyeti çıkartmak pek kolay olmayacaktır. Yani sanmıyorum çıkacağını. Daha çok eski subdomainlerde vesaire çıkar ama mesela burada farklı lablar da var. Ona geçelim direkt aslında SQL'de. Sadece bunu gösterip geçeceğim şu anda bir de. Mesela bu bir login sayfası. Ya SQL'in devri aynen bitti denilebilir ya. Çok bir şey kalmadı SQL'dik. Ya aynı diğerinde olduğu gibi burada da tırnak verirseniz mesela yine hata verdi bize. Ben burada bir SQL query'si yazarak login sayfasına girmeye çalışabilirim ama aynen SQL'in devri bitti sayılır. Şu an çok güncel olarak yani çok para kazandıran açıkçası ve hala çıkmaya devam eden framework kullanılsa bile çıkmaya devam eden zafiyetlerden en başında IDOR geliyor. Bir de access kontroller geliyor. Şimdi bunlardan bahsedelim aslında SQL injection yerine. Şöyle gidebilirsem bir yere continue learning dersem gidecek mi? Akademiye gelelim. Aslında şu an
Güncel olarak en sık XSS zaten var. Hala var. Okey. Bundan sonra bahsederiz. Bu çok bir cacık değil. Girersin. Chat'in evet onu yazarsan girersin. Hatta daha uzun bir QR de yazabilirsin. Yine girersin. Hatta şöyle de girersin muhtemel olarak. Admin dersin. Or 1 eşittir 1 dersin. Sonucu da limit dersin. Böyle yaparsak da ops. Dur. Girelim buraya. Al deneyelim hadi bakalım. IDOR ve XSS. Ya XSS tabii da çok büyük. Bunu exploitleyebiliyorsun. Bunun birçok yolu var exploitlemenin XSS'i ama buluş açısından en kolay aslında XSS açıkçası. IDOR'dan bahsedeceğim şimdi. Dur bakalım IDOR. Şimdi IDOR şu. Burada var mı? Insecure Direct Object. Insecure Direct Object References var. Heh. Şimdi IDOR şu. Bir URL var elinizde. Sizin diyelim ki bir sayfada giriş yaptınız. Sizin bir profil page'iniz var. Kendi hesabınızın bir page'i var. Şöyle de bir URL olsun mesela. Ya da post isteği olsun fark etmez. Get post fark etmez bunda. İşte şöyle çizelim quickçe. İşte profile.aspx olsun. ID eşittir 1 olsun. Siz diyelim ki sayfanıza girdiğiniz zaman illa ki bu kadar kolay görünmez tabii ki de fark etmiyor sonuçta bir yerde ID olacak. Mesela bir dediğiniz zaman bu sizin sayfanıza gelecek. İşte ID 1'e ait işte ad, soyad, zart, surt bir bilgiler olacak ya da farklı bilgiler de olabilir. Siz buradaki ID'yi geçerli farklı bir ID ile değiştirdiğiniz zaman size ait olan değil de başkasına ait olan bir veriyi görüntüleyebiliyorsanız bu IDOR zafiyeti. Şu an benim neyim görünüyor? Evet, tam okey görünüyormuş. Bu zafiyet IDOR zafiyeti. Bu yani temel olarak aslında bu da basit bir zafiyet. Hatta diğerlerine göre saptaması çok daha kolay. Hani ekstra bir şey gerekmiyor. Sadece birkaç ID değiştiriyorsunuz. Buradan farklı bir veri alabiliyor musunuz? Tabii ki aldığınız verinin ne kadar kritik bir veri olduğu da önemli. Hani mesela diyelim ki bir yerden bir ID değiştirdiğiniz zaman başka birisinin mesela API key'i geliyorsa ya da gizli olması gereken, cidden gizli olması gereken herhangi bir bilgisi geliyorsa buradan 5000 10.000 dolara kadar bir para alabilirsiniz bug bounty'de. Bakalım burada bir tane vermiş ama bu IDOR mu? Merak ettim. Tamam, bu yüzden hatta ne diyor bu? Carlos diye bir user'ın parolasını bulmamızı istiyor IDOR ile. Bir inceleyelim burayı. Nasıl bir şey bu? Giriş yapmamız mı gerekecek burada acaba? Bir credential göremedim ama. Şöyle bir inceleyelim uygulamayı. Ne bu? Bir live chat var. Ne oluyor buraya gönderirse? Ha, benim birisiyle konuştuğum chat'i veriyor. Okey. Peki arka planda nasıl bir istek gidiyor bunu yaparken? Bakalım. Bir daha 1-2-3 atalım bir. Chat bitti mi? Bir daha gelelim buraya bir. Okey, chat'ten bir şeyler alıyoruz. Peki view dediğimiz zaman ne oluyor? Mesela view dediğimiz zaman 3.txt diye bir şey bizim için indiriyor. Şimdi ben 3 değil de buraya 4 dersem 4. indirebilecek miyim? Ya da 5 dersem 5. indirebilecek miyim? Mesela şu an 3 dediğim zaman benim konuşmam geliyor. Okey. Bu bana ait bir chat. Ben buradaki 3 değerini değiştirdiğim zaman ise farklı birinin chat'i geliyor bana. Aslında buradaki zafiyetin olayı bu.
IDOR'un olayı bu. Buradan bilgi nasıl çıkartacaksınız? Buradaki ID değerini deneyeceksiniz. Ne kadar deneyebilirsiniz? Mesela şöyle deneyelim. Şu an kolay vermişler gerçi. 1'i açtığım zaman burada adamın parolası var ama bunu şöyle yapalım. Biraz daha ilginçleştirelim bu işi. Açtınız, böyle bir istek gördünüz mesela. Buradaki ID'yi değiştire bakmak istiyorsunuz. Belki 1 milyon tane vardır burada ID. Bilemeyiz bunu. Şöyle yapalım. Burp'ın intruder diye bir özelliği var. Sizin için bir sürü şey deneyen. Intruder'ı atalım bunu. Burada intruder'da benim editleyebileceğim kısımlar var. Ben sadece bir değerini editlemek istiyorum. Bir değerini dolar işaretleri arasına aldım. Payload olarak da ben buraya sayılar vereceğim. Mesela sayım benim 1'den başlasın 50'ye kadar birer birer artsın dedim. Bakalım bir. Şimdi 1'den başlayacak, 1TX'i 2TX'i 50'ye kadar sürekli bunu götürecek. Bakalım bir hemen. Start dediğim zaman benim için 1'den başlayarak 50'ye kadar tüm istekleri attı. Ben şu an 50'ye kadar tüm chatleri görebiliyorum. Şimdi ben bunları eğer ki length'e göre sıralarsam, şu an ben boş chatlerde no transcript diye bir cevap görüyorum. Yani bunların da uzunluğu 129. Bunlarla işim yok benim. Bunlar boşmuş. 129 değil de diğerleri benim için daha ilginç. Mesela 2'de bir şey var, 3'te bir şey var, 4'te bir şey var. Bunları inceleyebiliriz. Mesela altta 671 uzunluğunu veren bir değeri dönmüş. 1 verince 671 dönmüş. Bunu böyle 1 milyon tane deneyebilirsiniz. Kimi zaman bunu denemeniz gerekir de böyle. Mesela diyelim ki 100 bin tane kullanıcısı olan bir sitedir. 100 bin tane verisi olan bir sitedir. Cidden 1'den 100 bine kadar denemeniz gerekebilir. Bu bir IDOR zafiyeti. Temelde böyle. Bakalım labı geçmiş sayılıyor muyuz? Ne yapmamız gerekiyor labı geçmek için? My account'a mı geleceğiz? Carlos dersek, bu adamın parolasını verirsek, değil mi? Böyle değil miydi bunun olayı? Bizden bunu istemiyor muydu ya? Bunu istiyordu. Ben mi yanlış anladım? Password for the user Carlos, okay. Zaten parola bulabildiğimiz tek ID değeri bu. Ben mi yanlış kopyaladım ya? Access the lab. Tamam. My account. Doğru kopyaladım. Carlos. Neyse, giremedim ama hiçbir şey de anlamadım açıkçası. Bakalım çözümü ne bakalım ya? Çözümü var? Bu değil mi Carlos? Ha, bu. Ben de bununla girdim zaten. Neyse. Evet, burp çok önemli bu arada. Ha, noktayı sileceğim. anladım. Cümlenin sonundaki nokta değil mi? Okey. Cümlenin sonundaki nokta. Aynen, web sızma testlerinde hatta web güvenliğinde komple burp artık mecburi değil ama yani işini bayağı bayağı kolaylaştıran bir şey web uygulama güvenliğinde. Bakalım hatta başka var mı burada continue learning desek. Ya buradan direkt lablara daha kolay bir erişim yok mu? Ben sürekli çıkıp gireceğim ya. Neyse gireyim. Güzel lab yapmışlar bu arada. Buraya hoş bayağı. IDOR. Insecure'e bakalım tekrar. Bunların komplesi access control zafiyeti zaten. Şöyle baktığımız zaman. Bu IDOR sizin karşınıza çıkabilir. HackerOne'da olsun, Synect'te olsun bu karşınıza çıkabilecek bir zafiyet. Şunu yapmanız gerekiyor. Eğer ki siz
bir hesaba oturum açtıysanız ya da hatta direkt bu gerekiyor aynen. Bir yere oturum açtıysanız bir yerde bir ID değeri görüyorsanız mutlaka o değeri değiştirin. Hatta test yaparken şunu yapın. İki tane hesap oluşturun. Bir değil de iki hesap oluşturun. İkisinden de girin. Bir ikisindeki ID değerini alın ikisinin de. Birbiriyle bir değiştirin test yaparken. Bakalım diğer user'ın bir verisini elde edebiliyor musunuz? O yüzden bu IDOR testlerinde iki tane oturum açmak çok önemli. Yani çünkü geçerli bir ID değeri elde etmek için iki tane oturuma ihtiyacınız var. Bir bakın bakalım ikisi de geçerliyse değiştirebiliyorsanız bunu IDOR diye raporlarsınız ki impact'te de yüksek bir zafiyet bu. Bir şeyler getirir size. Bakalım başka bir zafiyet daha varmış access control'de. Bizden ne istiyor? Okey. Bize bir user vermiş. Wiener Peter. Bununla girerek yine bir IDOR zafiyeti deneyeceğiz. Bakalım burada ne çıkacak. Zaten bu sefer chat yok burada. Wiener Peter. Aynı dediğim senaryo gibi şu anda. Sizin bir hesabınız var. Burada da hesabınızda bir parolanız görünüyor. Tabii nokta nokta görünüyor ama şöyle yaparsak bunu denetle dersek type'ını text'e çevirirsek repeater diye görünecek. Bunu sağ tıklayıp inspect element'ten yaptım. Normalde bunun yıldız yıldız görünmesinin sebebi böyle. Bunun HTML type'ının password olması. Çok net görünmüyor olabilir, biraz küçük görünüyor olabilir. Burada şöyle bir kod var arkada çalışan. Şuraya yazayım. İşte input type password. Böyle girildiyse size görsel arayüzde yıldız yıldız görünecektir. Ben bunu password yerine text yaparsam temiz halde görebilirim bunu ama tabi bu zafiyet değil, bu tarayıcının bir özelliği ama bizden ne istiyor ona bakalım. Şimdi profilimize girdiğimiz zaman şu sayfayı bir temizleyelim. F5 atalım tekrar. Bakalım ne oluyor. Bir benim hesabım mı bu? Your username, password, update password, bilmem ne bilmem ne. Şimdi buradaki power'layı biz bir güncellemeyi deneyelim. Bakalım herhangi bir şey gidiyor mu arkadan? Bir değer gidiyor mu? ID ile herhangi bir şey gidiyor mu? Mesela Peter iki tane R'ye değiştirelim bunu. Update diyelim. Bir post isteği atıyor arkadan. Burada da bir sıkıntı görünmüyor gibi. Aynen CCR tokenimiz var. Post isteği atmışız. Yo, zafiyet kısmı burada değil. Kaçırdığım bir şey mi var? Hemen tekrar kontrol edeyim. Ha, burada. Okey. Kaçırdığım bir şey varmış, evet. Hesabınıza girdiğiniz zaman yukarıda bir URL var. Burada bir sizin kullanıcınızın ID'si görünüyor. Hatta şurada da var. ID şeklinde Wiener. Ben bu Wiener değerini değiştirdiğim zaman mesela Carlos yaptığım zaman burada bir Carlos'un parolasını görebiliyor muyum? Evet. Sonuçlara bakarsak buradaki şu an kullanıcım Carlos görünüyor. Hatta şöyle de yaparız. Buradaki Wiener'ı direkt Carlos'a değiştirirsem kendi hesabımın değil de Carlos'un parolasını çıkartabilirim. URL şöyle göstereyim. URL'in kendisi burada. Burada da ID, normalde senin kendi kullanıcı ID'in var Wiener şeklinde. Burada bir access kontrol olmadığı için, burada bir yani IDOR zafiyet olduğu için aslında access kontrol olmadığı için sen buradaki ID'yi herhangi birisinin ID'si değiştirerek bir veri görüntüleyebiliyorsun. Ha burada ne olması gerekiyordu? Kontrol olarak aslında. Sen buraya bize bu Wiener kullanıcısıyla giriş yaptığımız zaman bizim yetkimizin sadece bu URL'i görüntüleme yetkisi olması gerekiyordu. Yalnızca bu ID değerini görüntüleme yetkimiz olması gerekiyordu. Bu burada sağlanmadığı için, burada bir kontrol sağlanmadığı için ben bu ID değerini herhangi birisiyle değiştirdiğim zaman mesela Carlos yazdığım zaman Carlos'un parolası geliyor bana. Mesela Carlos yerine işte admin yazsam admin diye bir kullanıcı var mı?
Şu an benim boş şeye attı. Admin diye kullanıcı yok muhtemelen. Administrator yazsam. Heh. Administrator yazdığım zaman da admin'in parolası geliyor bu sefer karşıma. Yine hemen burada sağ tıklayıp inspect element deyip bu girdinin type'ını text'e çevirirsem admin'in parolasını görüntüleyebiliyorum. Şu an bu zafiyet çok basit görünüyor buradan yaparken. Aslında basit çünkü zafiyetin kendisi de basit. Siz de bu zafiyetle karşılaşırsanız bunun çok kompleks bir durumu olmayacak. Yani belki sayfa daha şekilli şükürlü olacak. Biraz daha güzel bir sayfa gibi görünecek ama zafiyet yine bu olacak. Yani bir şekilde bir ID değiştireceksiniz ve size bir bilgi gelecek. Çözelim burayı da. Ne yap diyordu ki? Administrator'la gir diyordu. Admin panelden Carlos'u sil diyordu aynı. IDOR zafiyetlerini güzel anlatmışlar. Bu, hoşuma gitti bunlar açıkçası. Şöyle bir diğer labbrıdan yine mi görüntüleyemiyorum oğlum? Nereden gireceğim ben geri? Şöyle dönsem. Yok ben burayı istemiyorum ki. Neyse. Aynen. Evet evet bu tab'de kalacak bu şey. Mesela bir tane daha var. Bakalım bu da yine IDOR zafiyeti. IDOR'lar hoşuma gidiyor o yüzden. Ha, bu mesela benim daha önce HackerOne'da para kazandığım zafiyetlerden bir tanesi APK. IDOR'la herhangi birisinin APK'ini almaya çalışıyorsunuz. Bu benim de bir kazanç sağladığım zafiyetlerden biri. Bakalım hemen bize ne veriyor. Yine user'ımız aynı. Winner Peter. Winner ne demekti ya? Neyse. Hemen giriş yapalım. Bu IDOR zafiyetleri sizin giriş yapabildiğiniz yerlerde olur. Bu neden böyle oluyor? Çünkü eğer ki bir giriş yapmadıysanız zaten o veriye herkes erişebiliyor. Ha şu olabilir. Çok önemli bir veri vardır. Adamlar bunu admin panelinin arkasına koymayı unutmuştur. Siz rastgele bir ID ile bu gizli bilgiyi bulursunuz. Bu da IDOR ama bu biraz daha zor bir senaryo. Çok tutacak bir senaryo değil. Tabii ki çıkabilir ama daha düşük ihtimalle. Onun için giriş yapabildiğiniz yerlerde bu zafiyeti aramanız daha mantıklı. Mesela ben bu sayfamı görüntülediğim zaman bana bir API key veriyor. Diyor ki senin API key'in bu. Bu API key'i kullanarak işte istekler atabilirsin, kendini güncelleyebilirsin vesaire. Ya IDOR kontrolü için evet çoğunlukla site üye olman gerekiyor. Hatta iki tane hesap aç ki ikisinden kontrol edersin. Hani birinden diğerinin verilerine ulaşmayı denersin. Evet üye girişi lazım. Aynen. Bakalım burada ne dönmüş istek olarak bize. Tekrar burayı temizleyelim bir. Çıkıp gireceğim şuradan. Quick. Logout atacağım. Winner Peter. Şimdi giriş yaptıktan hemen sonra dönen isteklere bakalım. Giriş yapalım. Bir istek attık. Bize okey bir API key veriyor. Bizden ne istiyor? Başka birisinin API key'ini alabiliyor muyuz? Kontrol etmemizi istiyor. Deneyelim şansımızı. Ne yapabiliriz? Burada bir şey dönüyor mu kontrol etmek için. Quick bir e-mail güncellemeyi deneyelim. asd.com olarak güncellemeyi deneyelim. Bakalım ne oluyor. Bir post atıyoruz. Yine normalde bunu yaparken de şu an ben sürekli mail gönderiyorum ama bunu şunun için yapıyorum. Bazen birisinin mailini güncellerken vesaire de ID değerini görebilirsiniz. Mesela siz buraya asd yazarsınız. Güncellerseniz ve giden istekte şurada bir yerde bir tane ID değeri görürsünüz. Siz bu ID değerini değiştirerek de yine bir IDOR zafiyetinden başka birisinin mailini güncellemeniz mümkün. Bu da yine yakın zamanda karşıma çıkan zafiyetlerden biriydi. Benim kendi hesabımda bir mail güncellediğim zaman bir GUID var. Şu uzunca bir ID vardı. Şu şekilde göstereyim.
İşte UID bla 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 uzun bir değer vardı. Siz bu değeri doğru başka bir değerle değiştirdiğiniz zaman farklı bir kullanıcının maili güncelleniyordu. Mailini güncelledikten sonra da işte parolamı unuttum deyip parolasını alıp hesabına gidebiliyordunuz. Bir account takeover çıkıyordu. Bu da karşıda çıkabilecek zafiyetlerden bir tanesi. Şu an burada bizden başka birisinin APK'ini almamızı istiyordu değil mi? Ben yanlış anlamadım. Okey. Bir direct response'da API key'imiz varmış. Okey. Ben API key'imi tekrardan oluşturabiliyor muyum? Benim için önemli olan bu şu anda. API key'imi tekrar oluşturamıyorum. Şöyle bakalım. Sayfada biraz gezmeye çalışalım. Başka bir yerinde mi var diye zafiyet. Ben kaçırmış da olabilirim şu anda. Bakalım bakalım. Sanmıyorum burada olacağını. Hesabınıza girdiğiniz zaman, My Account'a geldiğimiz zaman, şunları sıralayalım bir ya. Heh. Ben hesabıma girdiğim zaman, yine burada az önceki zafiyetin aynısıymış aslında. Bu sefer yine bir ID değeri var. Yine URL'imiz şöyle aynısı. Burada winner yazıyor. Bu illa get'le olmaz. İlla URL'de görmezsiniz bunu. Post isteğinde de olabilir. Yani şöyle bir istekte de olabilir. Mesela böyle bir post isteğinde de olabilir ID değeri. Yani sadece URL'de aramayın. Arka plan dönen tüm isteklere bakmanız gerekiyor. Sayfada gezebildiğiniz kadar gezin sayfada. Çıkartabileceğiniz kadar fazla ID değeri çıkartmaya çalışın. Bakalım burada yine winner'ımız var. Ben bunu Carlos dersem bana tabii büyük harflerle yazdığım için sıkıntı oldu. Case sensitive sanırım. Şöyle bakalım. Neredeydi benim winner'ım? Burada. Ben winner isteğini attığım zaman benim burada API key'im var. Okey. Başka birisinin isteğini attığım zaman şimdi normalde siz URL'e bunu yazdığım zaman ben mesela burada URL kısmına winner yerine Carlos yazdığım zaman normalde zafiyet yok gibi göründü. Çünkü beni login paneline attı. Ama burada bir tane daha yanlış bir implementasyon var. Buradaki implementasyon şöyle. Ben winner yazdığım zaman, mesela ben buraya Carlos yazdığım zaman şöyle çizeyim. Ben şu an winner'ım. Benim de bir access token'im var. Winner token olsun. Ben bu token'i kullanarak yalnızca winner yazan URL'e erişebiliyorum. Ben bu winner yerine Carlos yazdığım zaman benim API token'im, benim buradaki token'im Carlos'un token'iyle eşit olmadığı için beni login sayfasına yönlendiriyor. Yani diyor ki senin bunu görüntüleme yetkin yok. Carlos'tan giriş yap, öyle bana veriyi ver. Ama bunu yaparken normalde şunu yapması gerekiyordu. Ben buraya Carlos yazdığım anda sayfada bulunan tüm veriyi öldürmesi gerekiyordu önce. Hepsini silmesi gerekiyordu. Daha sonra beni login sayfasına yönlendirmesi gerekiyordu. Burada, buradaki zafiyette buradaki bu öldürme fonksiyonu kullanılmadığı için ben Burp Suite'den baktığım zaman buraya Carlos'u bir isteği attığım zaman ben burada Carlos'un API key'ini görebiliyorum. Eğer ki yukarıdaki header'a bakacak olursanız aslında burası 302 döndü bana. Yani sen Carlos değilsin, login sayfasına git döndü. Normalde bu header'ın olması gerekiyordu fakat altta bulunan HTML'lerin yüklenmemesi gerekiyordu. Bunu silmeleri gerekiyordu buradan, die fonksiyonuyla. Burada bir fonksiyon kullanılmadığı için ben herhangi bir proxy'den baktığım zaman buradaki adamın ben API key'ini görebiliyorum. Bu biraz daha realistik bir senaryo oldu, biraz daha zor bir senaryo aslında. Hani direkt URL üzerinden bakarsanız zafiyeti kaçırabilirdiniz. O yüzden mutlaka attığınız her istekte Burp Suite'den bir bakmanız gerekiyor. Ne dönüyor, ne dönmüyor diye. Bir saniye.
Güzel. Bu zafiyet de güzeldi. Merhaba, hoş geldin. Bulup, whoops. Bu idorlar sardı. İdordan devam edelim ya. İdorlar güzel. Multi-step process control. Bu biraz daha zora benziyor. Bunu da çözeriz. Başka ne varmış? Burada bir tane daha idor örneği var. Onları yapalım bir quick. Sonra zor olanı yaparız. Yine rica ederim. Onun için yayınlaştım zaten. Yine bir aynı uygulama sanırım ama bu sefer daha mı kolay? Winner yerine Carlos sizce pat diye çıkıyor mu? Yok, yine çıkmıyor. Bakalım bir. Tamam, bu kadar kolay değilmiş yine. Şimdi benim bir kullanıcım var yine burada default'ta. Bana verilen ya da benim kayıt olduğum, benim kayıt oluşturduğum. Backbone ile ilgileniyorum. Normalde işim, siber güvenlik uzmanıyım ben. Sigma test uzmanı olarak çalışıyorum. Tabii Backbone de mecburen. Aynısı mı? Okey, aynısı. Okey, okey. Tamam. Aynısıysa hiçbir anlamı yok. Ha, ben F5 mi atmadım? Tabii F5 atmadım değil mi? Doğru, F5 atmadım. Tamam. Ötekine bakalım. Pardon, yanlış açmışım. Lan benim zafiyetin aynısından var lan. UID varmış yine burada. Bakalım. Merhaba, teşekkürler, hoş geldin. Laba başlamadan, şöyle ki eğer ki zafiyetlere hakimsen zaten, biliyorsan bu zafiyetlerin ne olduğunu, ne bittiğini, zaten direkt başlayabilirsin bug bounty'ye ama şöyle ki birazcık istikrar gerektiriyor. Yani belki bir ay boyunca hiç zafiyet çıkartamayacaksın, belki attığın her zafiyeti daha önce başkası atmış olacak. Bunlar moralini bozmadan devam edersen elinde sonunda yükselmeye başlıyorsun ki birazcık şöyle işliyor bug bounty platformları. Sen zafiyet bulana kadar senin puanın çok düşük olduğu için sana çok fazla özel program gelmiyor. Fakat sen bir tane zafiyet çıkarttığın zaman puanın biraz yükseliyor. Bu sefer sana özel programlar gelmeye başlıyor. Özel programdan kastım nedir? Bir public programlar var herkesin erişebildiği. Bir de özel programlar var sana özel gönderilen. Yani seninle beraber belki 20-30 kişi daha bakıyor. Belki daha fazla kişi bakıyor ama tabii public'e göre çok daha az kişi bakıyor. Bu özel programlar gelmeye başladığı zaman daha az kişi burada zafiyet aradığı için senin zafiyet bulma şansın artıyor. Yani sen sıkılmadan, usanmadan bir sene boyunca belki 3 tane zafiyet çıkartacaksın. Çok değil. Ama bir senenin sonunda artık birazcık puan yükseldiği için öbür sene belki 10 tane zafiyet çıkarma şansın olacak. 10 tane çıkarınca daha çok program gelmeye başlayacak. Daha çok program gelmeye başlayacak. Artık eline attığın her yerde IDOR çıkacak, SQL çıkacak. Çünkü sana özel programlar gelmeye başlayacak. O yüzden şu anki bug bounty'de, ya en azından şu an geldiği durumda herkesin pes ettiği kısım bu başlangıç kısmı. Zafiyet çıkmıyor. Adamlar hemen bırakıyor. Ama eğer ki devam etsem, bir yıl boyunca baksam, hani çok çıkmasına gerek yok. İlk yıl çok para kazanamayabilirsin. Belki sadece $500 alacaksın. Belki $100 alacaksın. Ama devam edersen bu kazandığın rakamlar böyle logaritmik olarak artmaya devam edecek. Çünkü daha çok program gelecek sana. Ekstra bir tool kullanmıyorsun ya, farklı yine burp'ı açıyorsun. Gelen davet de şey yani, bildiğin sana inbox'una istek düşüyor. XXX programı seni private programa davet ediyor. Kabul etmek ister misin diye. Kabul edersen sana yine bir scope veriliyor. Mesela yıldız.xx.com. Bu XX'de bulunan tüm domainler buna dahil. Burada zafiyet ara. Yani aynı şey. Sadece burp değil. Yani işlerini otomatize etmek için bir sürü farklı script kullanabilirsin. GitHub'dan bir sürü farklı script alabilirsin. Yani kullanabileceğin bir sürü script var. Ben de bilmiyorum hepsini açıkçası. Yani herkes kendi işine gelenleri kullanıyor. Kendini hızlandıranları kullanıyor. Mesela işte subdomain'leri bulmak için bir tool kullanıyorsun. Parametreleri çıkartmak için bir tool kullanıyorsun. Ama burp herkes kullanıyor. Default'ta herkeste burp var. Ekstra olarak işlerini hızlandırmak için farklı tool'lar kullanabilirsin ama bunlar zorunlu şeyler değil. Hani hiç farklı tool kullanmasan bile
Belki 10 yıldır kullandığın şeylerle de aynı sonucu elde edebilirsin. Yani pek fark etmiyor kullandığın tool. Kullanmayabilirsin bu arada. Ona da okey. Yani ben çok insan tanıyorum. Çok eski insanlar tanıyorum öyle. Mesela cidden hayvan gibi web biliyor. Hayvan gibi biliyor cidden. Ya yani şu ana göre baksan yani sektörde imkanı yok bulamazsın o kadar web bilen adamı. Ama adam açmıyor Burp'ü. Bilmiyor yani. Adam arayüzünü hiç kullanmamış. Bilmiyor nereye tıklayacağını mesela. Adam umurunda da değil bu zaten. Ya tabii şu an geldiği durumda webin farz. Gerçekten çok çok tuhaf insanlar tanıdım güvenlik alanında. Zaten sektör olarak girmemiştim güvenliğe normalde. Zaten içerisindeydim, uğraşıyordum ama çok tuhaf insanlar var hiç web kullanmayan. Profesyonel sürüm olmasına gerek yok. Ya hepsi çok dolu arkadaşlar. Yani şu an Bug Bounty için işte Bugcraft'da dolu, HackerOne'da dolu, Cyanec'te dolu. Hepsi çok dolu. O yüzden spesifik olarak şurayı seçin diyemem. Yani ben HackerOne'da kısıyorum açıkçası. Yani ama bir de Cyanec'te de üyeliğim var. Cyanec'i çok beğenmiyorum HackerOne'a göre mesela. Abi milyon tane farklı lab var kullanabileceğin. Yani çok çok büyük bir komünitesi var siber güvenliğin biliyorsun. Web için kullanabileceğin çok fazla var ya. Yani sen nickname'imi vermeyeceğim. Hacker Handbook bu arada zaten bu firmanın kitabı. Yine Portsvinger'la Burp Suite'i yazanların kitabı yine. Güncelliğini koruyor. Ya şöyle koruyor. Tabii ki her güncel zafiyet yok ama o kitap kutsal kitabı gibi bir şey şu an bir uygulama güvenliğinin. Herkese tavsiye ettiğim bir kitap o. Eğer ki okumak istersen tabii ki tavsiye ederim bunu. Yani cidden web'i anlamak için, web zafiyetlerini anlamak için mükemmel. Yani Türkçe kaynak aynen. Türkçe kaynaklık bir şey yok. Dur şu zafiyete bakalım. Ne diyordu bizden? Bakalım quick. Bu ne? Şöyle bir gezelim. Home'da mom'da gezelim. My account'a gelelim. Ha. Bakın mesela. Şimdi yine bu bir IDOR zafiyeti. Fakat burada bu sefer istekte giden ID hayvan gibi bir şey. İstekte giden ID şöyle. Bakın böyle hayvan gibi bir Ju ID. Şimdi normalde birçok kişi bunu görünce bırakır. Burada bir ID tutturamam diye bırakır. Çünkü brute force'a pek gelecek gibi değil ama hayvan gibi brute force'a bırakıp bir şey de çıkartabilirsin. Şöyle bir bakalım bizden ne istiyor? Burada description'da ne istiyordu bizden? Şimdi bizde diyor ki Carlos diye bir kullanıcının GUID değerini bulmamızı istiyor. Bunu nasıl bulacağız? Yol 1. Bir word list veririz ama bunu tutturmamız yani sittin sene bitmez bu. Kaç karakter? Bu çok karakter. Yani bunu deneye deneye bulmayla hayatta bitmez. Bu durumda ne yapacaksın? Biraz uygulamayı gezmek gerekiyor. Ne var ne yok diye. Şimdi uygulamayı gezelim. Bu blog sayfası gibi bir şey herhalde. Postlara bakalım. Postlarda ne var? Burada komentler var. Comment bırakabiliyoruz. Ekstra bir zafiyet arayacağımızı sanmıyorum burada. Şöyle bir hemen bir kaynak kodu görüntüleyelim. Burada bir GUID değeri var mı? Şöyle bakıyorum. Şu an ben Carlos diye bir kullanıcının GUID değerine ihtiyacım var ama hayvan gibi uzun olduğu için brute force'ta bulamayacağım. O yüzden sayfaya bakıyorum. Bakın burada mesela bu bir post, bir blog gibi bir şey paylaşılmış. Paylaşan kişi de Carlos. Evet. Evet, zaten zafiyet buradan çıkacak sanırım. Ben buranın kaynağını görüntülediğim zaman Ctrl ile U tuş kombinasyonuyla görüntülersem kaynağını bakayım bir Carlos. Aha da burada. Mesela.
Bunu nasıl tahmin ettik? Şöyle tahmin ettik bunu. Bu sayfa çok büyük de olabilirdi. Ama eğer ki idor ararken böyle bir değere denk geldiyseniz, normalde buradaki zafiyeti göstermek istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Hiç Carlos falan aramadan siz bir tane daha kullanıcı oluşturursunuz burada, bu sayfa üzerinde. İkinci kullanıcıdan da kendi account sayfanıza giderseniz, hem bir tane kullanıcınızın ID değeri var, hem diğer kullanıcının ID değeri var. Buradaki ID değerini ikinci açtığınız hesaptaki ID değeri değiştirirseniz, onun API key'e geliyorsa bunu raporlarsın, paranı alır çekilirsin. Ama burada bizden özellikle Carlos diye bir kullanıcının API key'ini bulmamızı istiyor. Bunun için de sayfayı gezmeye başladım. Sayfada herhangi bir yerde bu Carlos'la ilgili bilgi var mı? Bu Carlos diye bir kullanıcının açmış olduğu bir post var burada da. Burada da kullanıcının linki var. Ben bu linke baktığım zaman, kaynağı görüntüleyerek baktığım zaman, aha da burada bu kullanıcının GUID değerini görebiliyorum. Şimdi ne olmuş oldu? Burada idor zafiyeti olduğundan şüphelenmiştik ama ikinci bir GUID değerimiz yoktu. Sayfayı gezdik, sayfada ne var ne yok diye araştırmaya başladık ve kullanıcıların atmış olduğu postları gördük. Postlarda da kullanıcıların profil linkinde GUID değeri de görünüyormuş. Şimdi ben bu tespit ettiğim GUID değerini kendi hesabımdaki değerle değiştirirsem, eğer ki burada bir idor varsa, ben bu Carlos'un API key'ini görmem gerekiyor. Aha da burada. Sorulara tekrar bakalım. Abi Türkçe kaynak bulmam yok yani. Türkçe kaynak bulursun. Blog yazanlar çok bulursun ama yani güvenlikle uğraşacaksan, hatta bilgisayar alanıyla uğraşacaksan, kodlama olsun, sistem olsun, network olsun, güvenlik olsun fark etmez. İngilizce öğreneceksin. Bundan kaçışın yok. Ha bu şu değil, İngilizce konuşmayı öğrenmene gerek yok. Konuşulanları anlamana da gerek yok. Sadece okumayı öğrensen, sadece tüm kelimeleri anlamana da gerek yok. Sadece bir paragrafı okuduğun zaman key noktaları anlayabilsen, önemli noktaları anlayabilsen senin için yeterli. Bu da nasıl olacak? Sürekli okumayı deneyerek, yani Google Translate aç, copy paste at en kötü. Alışana kadar bunu yapmaya devam et. Alışana kadar bunu yapmaya devam et. Eninde sonunda bir yerden sonra okumayı öğreneceksin İngilizce. O yüzden yani Türkçe yürüyerek maalesef olacak bir alan değil bilgisayarla ilgili alanlar. Yayın açacağım, yayın açacağım. Tatildeydim o yüzden açmadım da yayın. Açmaya devam edeceğim yayın. Bakalım. Şimdi bir tane daha zor olan idor varmış. Bunu da yapalım, sonra idor konusunu kapatalım. Multistep, birkaç adımdan oluşan bir idor zafiyetiymiş bu. Ne diyor? Bizim bir kullanıcımız var, yine de düşük yetkili bir kullanıcı. Bu kullanıcıyı admine yükselt diyor bir şekilde, zafiyeti kullanarak bu kullanıcıyı admin yap diyor. Bakalım, inşallah yaparız. Winner Peter. Bakalım bir girelim ne oluyor ne bitiyor. Bir de bize bir tane daha credential vermiş. Onunla da girerek admin panelini bir gezip kendini familiarize edebilirsin. Bakabilirsin ne var ne yok diye diyor. Bakalım bir önce onunla bakalım. Bu nasıl bir uygulamaymış. Önce bir adminle girelim. Bir admin hesabıyla girdiğimiz zaman bir admin panelimiz var. Bir kendi dizinimiz var, admin panelimiz var. Buradan da herhangi bir user'ı yükseltebiliyormuşuz. Hemen inceleyelim. Hemen inceleyelim. Bakın bu da güzel bir zafiyet tipidir. Hemen şöyle mesela diyelim ki Winner kullanıcımızı yükseltmeye çalışalım. Ben upgrade dediğim zaman yes diyelim. Ne oluyor bakalım. Şimdi arkada giden isteğe bakalım bir. Şimdi post isteği gidiyor bir tane. Burası yükseltilmiyor mu? Bunun daha yazıları. Şöyle yapacağım. Bir saniye. Şöyle bir istek gidiyor arka planda. Ben bir herhangi bir kullanıcı yükseltmek istediğim zaman bir post isteği atıyorum. Admin-roles endpointine.
Buraya da bir username veriyorum. Daha sonra bir username'deki kullanıcı yükselmiş oluyor. Fakat bunu yaparken bir istek daha gidiyor. O da şu. Onaylıyor musun diye bir istek daha vardı burada. Downgrade ettiğim zaman Are you sure diye bir olay daha var. Tamam. Dursun elimizde bunların ikisi de. Okey. Başka bir burada inceleyeceğimiz bir şey var mı? Yok görünüyor. Okey. Account ID'miz var burada giden. Yine ben bunu değiştirdiğim zaman idare oluyor mu? Olmuyor gibi. Yine tabii şey olabilir. Ha mesela bu düzgün bir uygulama. Şöyle ki düzgün. Ben buradaki ID değerini Carlos yaptığım zaman artık benim buradaki tokenim girmeye yetmediği için bakın sayfa görmüyor. Yani o az önce anlattığım dive fonksiyonu kullanılmış. O yüzden ben burada bir yetki değiştiremiyorum. Bir saniye. Tamam, şimdi kendi kullanıcımızla bir giriş yapalım buraya. Çıkalım buradan. My account winner Peter. Okey. Kendi hesabımız da bu. Ben bunu nasıl yükseltebilirim? Şimdi. Normalde ben yükseltmek istediğim zaman ne yapıyordum? Admin roles endpoint'ine bir post isteği atıyordum. Tabii ben bunu atarken admin cookie'm vardı. Peki ben şu an buradaki isteğin aynısını adminle değil de ben bu endpoint'e istek atmayı admin cookie'siyle değil de kendi cookie'me denersem ne oluyor? Bir bakalım. Bir sıkıntı yaratıyor mu? Mesela bu winner kullanıcımın bir cookie değeri var. Ben buraya girdiğim zaman şunu şöyle bakabilirsiniz buna. İşte F5 attım sayfaya. Giden isteğe baktım. Burada benim kullanıcımın kendi cookie değeri var. Admin olmayan cookie değerim var. Ben bu cookie değeriyle admin'in cookie değerini değiştirdiğim zaman kendimi yükseltebiliyor muyum? Yükseltiyorum. Yükseltemiyorum. Yükseltiyor mu yükseltemiyor mu lan? Yükseltiyorum gibi. Dur bakayım. Carlos'u yükseltsek. Aha tamam okey. Bakın bu çok güzel bir zafiyet. Bunu çok güzel oldu bunun karşıma çıkması. Bu ID'den değişik bir zafiyet. Yine IDOR zafiyeti ama aslında Access Control zafiyeti. Bu IDOR değil ama. Bu şu. Şöyle bir zafiyet. Normalde benim burada bir admin roles diye bir endpoint'im var. Sigara düştü. Şimdi normalde buraya sadece admin erişmesi gerekiyor. İşte admin'in bir cookie değeri var. Admin cookie olsun. Yalnızca bu cookie'ye sahip kullanıcıların buraya erişebilmesi gerekiyor. Arka planda ben bir istek atarken de, bir kullanıcıyı yükseltirken de attığım istek şu. Eğer ki admin cookie'm varsa ben bu admin roles'u endpoint'ine bir istek yollayabiliyorum. Böylece seçtiğim herhangi bir kullanıcının yetkisini yükseltebiliyorum. Ama burada şuna bakmak gerekiyor. Bu admin roles endpoint'ine cidden yalnızca adminler mi erişebiliyor? Yoksa boş bir kullanıcı da buraya istek atabiliyor mu? Bu bir access kontrol zafiyetidir. Burada yeterli kontrol yapılmadığı için bu admin roles endpoint'ine kim aslında erişiyor kontrol edilmediği için ben buradaki isteği kopyalarsam ve buradaki cookie değeri yerine, admin'in cookie değeri yerine benim sahip olduğum düşük yetkili kullanıcının cookie değerini verirsem buradaki access kontrolün eksik olmasından dolayı ben bu endpoint'e yine istek atabileceğim. Böylece benim kullanıcım, seçtiğim kullanıcının yetkisini yükseltebilecek. Burada tam olarak bu oldu. Ne yaptık? En baştan şöyle kılsızca geleceğim. Normal şartlar altında. Biz admin'in neler yapabildiğini görüntüledik. Administrator
admin. Normalde admin kullanıcısının burada herhangi bir kullanıcının yetkisini yükseltmeye hakkı var. Bu nasıl? Mesela burada Carlos diye bir user var. Ben bunu downgrade dersem bu kullanıcının yetkisini düşürüyor aşağı. Attığım istek de aha burada. Normalde bunu yalnızca admin yapabilmesi gerekiyor. Ama ben hesabımdan çıkarsam şu an, kendi düşük yetkili kullanıcıma erişirsem, logout olsan anan. Kendi hesabıma girdim. Şu an admin değilim. Admin görünüyorum. Bir saniye halletmem lazım bunu önce. Buradaki admini... Dur kendimi düşüreyim aşağı. Normalde ben girdiğim zaman hesabıma burada herhangi bir admin paneli yok. Normalde herhangi bir kullanıcı girse, admin olmayan bir kullanıcı girse burada bu admin endpoint'ini görmeyecek. Ama aynı az önce endpoint'lerle ilgili bir soru sormuştum. Mesela bu bir gizli endpoint örneği aslında. Yalnızca admin erişebildiği bir endpoint örneği. Ben böyle bir endpoint bulursam ve buraya erişebiliyorsam ne olacak? Ben admin'in kullanabildiği özellikleri kullanabileceğim. Bunu nasıl yapacağım? Ben buradaki isteği kopyalamıştım zaten. Alalım şöyle isteğin aynısını. Şimdi ben kimim? Ben şu an winner'ım. Benim de belli başlı bir cookie değerim var. Benim de kendime ait küçük bir cookie değerim var burada. Ben bu az önce kopyalamış olduğum gizli isteği buraya yapıştırsam, buradaki cookie değerini de, admin'in cookie değerini de kendi cookie'me değiştirsem, eğer ki burada doğru access control yoksa, hop kendimi bir anda yükselteceğim. Downgrade attım, o yüzden yükselmedi. Upgrade dersem, ben bu gizli endpoint'teki fonksiyonları kullanabileceğim. Zaten Carlos admin olduğu için sıkıntı yaratıyor herhalde. Neyse bozduk uygulamanın. Neyse uygulamanın bir yerini bozmuştur, az önce yaptım. Bu da çok güzel bir IDOR örneği yine. Bu da yine karşınıza çıkabilecek örneklerden bir tanesi. Şimdi genel olarak IDOR bu. Yani ya bir yerdeki gördüğünüz ID değerini değiştiriyorsunuz ya IDOR'dan benzer ama farklı olarak bir access control mekanizması olarak sadece adminlerin ya da farklı yetkili kullanıcıların attıkları istekleri kopyalayıp kendiniz atmaya çalışıyorsunuz. Bunu başarabiliyorsanız, eğer ki bir admin ya da farklı bir hesabın atabildiği bir isteği kendiniz atabiliyorsanız, bu bir access control zafiyetidir. Impact yüksektir, çok para kazandırır. Aynı şekilde mesela IDOR var. Herhangi bir ID değiştirdiniz, farklı bir kullanıcının bilgisine eriştiniz. Bu da bir zafiyettir. Buradan da para kazanırsınız. Hatta sanırsam ki emin olmamakla birlikte emin değilim fakat LinkedIn'in sanırım verileri böyle çıkmıştı hatta diye öyle hatırlıyorum. Böyle sürekli ID değiştirerek farklı kullanıcıların verilerini çekebiliyorlardı bir ara. Her kullanıcının parolası da artık çekebiliyorlardı. Böyle bir endpoint'i nasıl keşfedebiliriz? Ya birden fazla hesap açacaksın. Arkadaşın da yazdığı gibi. Ya da brute force atacaksın. Ben birden fazla hesap açarak bakarım. Hep iki tane hesap açarım hep. Bazı durumlarda zaten direkt size program size bir admin kullanıcısı veriyor. Normal kullanıcı da veriyor bazı durumlarda. Yani böyle de bakabiliyorsunuz. Ya da brute force da buluyorsunuz. Veya dokümanlardan buluyorsunuz vesaire. Low range bug. Ya low range'ler şunlar. Mesela diyelim ki IDOR zafiyeti buldun. IDOR'da bir ID değiştiriyorsun. Başka birisinin verisi çıkıyor. Ama verinin hiçbir önemi yok. Yani yalnızca adamın adı çıkıyor. Mesela yalnızca Engin yazıyor ID değiştirdiğin zaman. Sen yalnızca böyle işe yaramayan bir veri bulduysan bunu low range çekerler. Böylece düşük bir ücret alırsın. O yüzden IDOR zafiyetini raporlarken vesaire bulabildiğiniz en kritik veriyi çıkartmanız gerekiyor ki impact'ı yüksek olsun. Düt düt düt. Ne var ki burada başka? Bakalım. Unlaps. Hmm.
Son bir de şu zafiyeti çözeceğim. Sonra yayını yavaştan kapatacağım. 1,5 saat oldu sanırım. Yeterli benim için. Oyun oynayacağım. Burada ne diyor? Bir admin paneli var diyor. Admin endpoint'inde. Yalnızca rol ID değeri 2 olan kullanıcılar tarafından erişilebiliyormuş. Bizden de admin paneline eriş ve Carlos kullanıcısını sil diyor bir şekilde. Bakalım inceleyelim bunu da quick. PlayStation 3 oynuyorum ya. Uncharted. Onu bitirmeye çalışıyorum. Bakalım. Yine Sikko bir panel. Herhangi bir veri de görmüyorum açıkçası. Hemen şöyle bir temizleyelim her yeri. Şöyle bir gezinelim sayfalarda ne var ne yok. Account'umuza gidelim. Account ID'miz var, bilmem nemiz var, zartımız, zurtumuz var. Ben bu ID'yi artık biliyoruz yapmamız gerekeni. Bakalım olacak mı? Ben bu ID'yi değiştirdiğim zaman bir şey geliyor mu bakayım. Yok. Sayfa düzgün yapılmış. O yüzden burada erişemiyorum Carlos'a falan. Hemen bir e-mail updatelemeyi deneyelim. asd@atari.com yapalım. Bunu yaparken nasıl bir istek gidiyor acaba? Aman aman. Pardon. Biraz fazla heyecanlı oldu. Ne var burada? Ben bu maili değiştirdiğim zaman siteye bir istek atıyorum. Bir JSON isteği. Ve e-mail'i güncelliyorum. Ve bana karşılığında da bir veri dönüyor. Benim kullanıcımın verisini dönüyor. Şimdi şöyle bir sonuç döndü. Göstereyim. Böyle bir sonuç döndü. Benim attığım istek karşısında. Benim attığım istekte de şu parametre var. Parametre. Aha bu. Şimdi bu birazcık brute force'a girecek. Şu yüzden. Ben şu an yalnızca e-mail değiştirebildiğimi biliyorum. Ama yalnızca e-mail mi değiştirebiliyorum? Sanmıyorum böyle olduğunu. Şöyle yapmayı deneyelim. Okey, e-mail diye parametre gönderebiliyoruz. Tamam. Peki ben burada role ID diye bir değişken daha olduğunu biliyorum. Database'de böyle bir şey tutuluyor. Ben bu e-mail yerine role ID yazsam Rol ID'mi günceller mi? Güncelleyebilir, güncellemeyebilir. Bilmiyorum şu anda. Bu isteği göndermiş olduğum endpoint de yanlış olabilir. Normalde ben şu endpoint'e istek atıyorum şu anda. Mailimi güncellerken. Böyle bir şey atıyorum. Ben buradaki e-mail yerine kendi rol ID'mi değiştirmeye çalışsam burası kabul eder mi acaba? Acaba eder mi? Bir hata döndü bana. Şey diyor. Bir tane required parametre eksik diyor. Yani e-mail parametresi eksik diyor. Deneyelim. Hem e-mail'i verelim hem bunu verelim. E-mail asd@asr.com virgül role id 2 deneyelim. Aha. Bak bu da çok güzel zafiyetmiş. Ben bunu çok sevdim ya. Bakın bu mesela bu şey tahmin etmeye dayalı bir zafiyet ve şu an çalıştı bu arada. Kendi ID'mi 2 yaptım. Nasıl oldu bu? Normalde update email diye bir fonksiyonum var. Ben bu fonksiyonla kendi e-mailimi editleyebiliyorum. Ben bir e-mail parametresi gönderiyorum buraya. Bu çıkan parametreden de bakarak kendi e-mailimi güncellediğimi görüyorum. Aynı zamanda bana da bir sonuç dönüyor. Normalde attığım istek şu. Bana dönen sonuç da bu. Şimdi ben yetkimi yükseltmek istiyorsam kendi rol değerimi değiştirmem lazım bir şekilde. Normalde mesela böyle bir zafiyet görürseniz buradan muhtemelen birçok kişi bunu atlayacaktır bu zafiyeti. Ve siz bunu yakalayabilirsiniz. Şunun için diyorum. Normalde adam burada URL'e bakar. URL'de ne yazıyor? Change email yazıyor. Demek ki buraya email değişkeni veriliyor der. Burada herhangi bir şey denemeyebilir. Ama brute force yapılan kısım yalnızca buradaki ID'ler ya da cookie değerleri değil. Siz gönderdiğiniz istekteki değişkenleri de brute force yapabilirsiniz.
Mesela ben burada ne biliyorum? Ben e-mailimi güncellediğim zaman bana dönen sonuçta diyor ki senin APK'in de var, Role ID diye bir değişkenin de var. Ben e-mail değil de ben bunu verirsem ne olacak? Role ID verirsem de bunu güncelleyecek mi? Bunu kontrol etmeye çalıştım. İlk olarak yaptığım şey, yok vermedi. Carlos'un APK'ni vermedi. Denedim onu. Ben Role ID 2 verdiğim zaman buraya bir hata aldım. Hata da diyor ki göndermen gereken parametre burada yok. Normalde ben bunu görüp burada bu zafiyet yok deyip es geçebilirdim. Ama burada şunu yapmanız gerekiyor. Hatayı okumanız gerekiyor. Sana istek yanlış oldu ya da istek engellendi demiyor sana. Sana diyor ki gerekli parametrelerden bir tanesi eksik. Ve bizim burada gerekli parametremiz neydi normalde? Bu uygulamanın default çalışma şeklinde burada bizden bir e-mail bekliyordu. Ben bu eksik olan parametreyi de verirsem buraya, e-maili hem e-maili güncelliyor hem rol ID'mi güncelliyor. Böylece ben ne yapabiliyorum artık? Kendi rol ID'mi değiştirdim. Böylece aslında burada bir yetkimi yükseltmiş oldum. Bakalım bir yetkimize yükselmiş mi, admin miyiz artık? Sayfaya F5 attığım zaman artık rol ID diyelim 2 olduğu için bakın admin paneli de burada geldi. Ben burada Carlos'u silersem lavımız çözülmüş oluyor. Bu lablar bayağı iyiymiş. Yani açıkçası ben bu kadar realistik beklemiyordum. Lablar gayet gerçeğe yakın. Ben burayı üye olup bir şeyler yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bir sürü lab gördüm. Onlar pek realistik değildi. Ama bunlar gerçekten güzel tasarlanmış. Karşıda çıkabilecek şeyler bu zafiyetler. Özellikle mesela bu şu an yaptığımız olay cidden karşıda çıkabilir. Resmen parametreyi tahmin ettik ve bu sayede yetki yükseltebildik. O yüzden buradaki labları bitirirseniz eminim bu özellikle bug bounty'de web güvenliğinde bayağı işinize yarayacaktır. Bugünlük bu kadar olsun. Sorulara bakayım. Ya yayın yapacağım. Bir de sadece pazar mı diye sormuştunuz sanırım. Sadece pazar değil ya aslında. Bilmiyorum. Yani akşamlar yayın yapabilirim birkaç gün. Belki ya düzenli olarak 5 gün yayın yapma gibi bir şansım olmaz da. Her pazar kesin yayın yaparım. Hafta içi de 2-3 açmaya çalışırım yayın. Yani bana bir gideri yok sonuçta. Bir saat oturup burada bir şeyler anlatıyorum. Pek bir şey yok ama kişisel bir işim olmazsa haftada 3-4 gün yayın açmaya çalışacağım. Ya yayınların konusu işte web olur, kod yazarız. Kod yazmak biraz riskli geldi açıkçası. O biraz daha zor kısmı. Ama genel olarak güvenlik üzerine olacak işte. Web olur muhtemelen çoğunlukla. Aynen 2-3 günde bir yayın olur. Rica ederim. Teşekkürler, teşekkürler herkese. O zaman ben yavaştan yayını kapatayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi geceler. Dönme mi? Hangisine? Birkaç tane var ya. Şey. Bilmiyorum görünüyor mu? Yılanım var, bir şeylerim var, bir şeyler var öyle. İyi geceler, iyi geceler. Teşekkürler. Hadi öteki yayında görüşmek üzere.